Merhabalar, ben köfte Köfte ve bugün alışkın olmadığınız bir video ile karşınızdayım. Ne videosu diye soracak olursanız, zaten başlıktan belli nitro sunucularına nasıl Feet Beast kurarsınız. Ee, bu videoyu çekiyorum çünkü bu soru bana çok çok soruluyor. Aslında basit bir işlem ancak yine de soruluyor. Ben de basitçe bunu göstereyim diyorum. Evet, öncelikle e, videoya başlamadan önce birkaç duyuru yapayım. İlki bu video içerisinde Nitrado tarafından verilmiş 3 tane kupon mevcut. 2 liralık kupon. Ya tamamen serverları denemeniz için. Ee, kuponlar tek kullanımlık olduğu için direkt ilk kapan alır. Yani videoyu çabuk iz çabuk ve daha ilk ve dikkatli izleyenler kuponları kapar. Evet. Bunun yanı bunun yanı sıra diğer duyurularım. İlki KÖFTENİN DİSTOPİYASI Bu yarıda kesilecek o seri. Ee, sebebine gelecek olursanız Köftenin Distopiyası mod paketi bayağı bug'lı şu an. Bayağı bayağı bug'lı. Öyle ki bayağı 5 dakika beş dakikada bir oyunum çökebiliyor. Ve bu da benim sinirim bozduğu için devam edemiyorum. Şu an yeni bölüm gelmemesinin sebebi o zaten. Bunu düzeltirsem belki devam edebilirim. Ama o seriden bir fit köfte kadar zevk almadığım gerçeğini hesaba katarsak o kadar da devam etme ne olasılığın söz konusu. Ee, devam edemeyebilirim yani. Fit köfteye gelecek olursak Fit köftenin ikinci sezonu bildiğiniz gibi Fit, Kö fit the Beast'in güncellenmesiyle olacak. Fit the Beast'in güncellenmesi ne zaman olur hiçbir fikrimiz yok. Ancak şu an bayağı bir mod güncellenmiş durumda. Yani şu an kullanılan modların bir dörtte biri falan güncellendi. Steve's Card falan da güncellendi. Greg yakında günceller. Yani şu hala 5.1'e sürüm çıkartmaya devam ediyor. IC2 güncellendi. Şudur budur. Evet böyle. Ee, ayrı, ama ayrıyeten size Fit Köfte hakkında ufak bir spoiler verebilirim. Birinci bölümde Hepinizin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm, daha doğrusu çoğunuzun çok hoşuna gideceğini düşündüğüm bir detay söz konusu olacak. Daha birinci bölümden itibaren. Seveceksiniz eminim. Bayağı büyük bir, bir sürpriz. E şimdi ne olduğu hakkında en ufak bir şey söylemiyorum ancak belki ileride bir spoiler verebilirim onun hakkında. Fakat şimdilik en ufak bir bilgi bile yok. Merakla bekleyin. Evet. Fit kö e, distop köftenin distopyası da fit köfte de yokken ne yapacağım bu arada? Mutant tanıtımları çekeceğim. Son iki haftadır biraz yoğun olduğum için fazla video çekemedim bu arada. İki ya da üç video gelmiş olması lazım. Son iki hafta içerisinde. Bundan sonra öyle olmayacak hani aksi bir durum olmadığı sürece. Mümkün olduğunca haftada üç ya da dört video çekmeye çalışacağım. Mod tanıtımı olacak çoğu. Bazıları da ders olacak. Depolama dersidir arıcılık dersidir. Belki yaparsam bilgisayar craft dersidir. Ancak onu yapıp yapacağımı pek sanmıyorum o kadar. Çünkü Lua'da o kadar iyi olduğumu düşünmüyorum. Belki basit kısımlarını falan öğretirim. Geri kalanı için Wiki'ye yönlendireceğim. Neyse devam edelim. Ee, diyecekleri diyeceklerim, duyurularım bu kadardı şimdilik. Evet. Aa bu arada hmm, videoların her gün değil de iki günde bir e, şey haftada 3 ya da dört şekilde olmasının önemli bir sebebi var. Biliyorsun belki fark etmişsinizdir mod tanıtımları cidden normal bir normal seri videolarını çekmekten kat ve kat daha zor. Dolayısıyla da günde en kendimi kasam en fazla iki video çekebiliyorum mod çekersen. çekersem. Greg, Greg Tech tanıtımı bir istisnaydı. Onda günde 4 video çekmiş, çekmeyi başarmıştım. Evet. Ama onun dışında ö, o kadar yardırabildiğim bir video söz konusu değil. Onun da bayağı iyi bir günümdeydim. Neyse. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Nitrodo sunucularına nasıl e, Fitbit kuracağız? Öncelikle Nitrodo panelinden Game Switching, oyun değiştir kısmına geliyorsunuz. Demin oradaydım zaten. Ve buradan bulacağınız şey. Minecraft Fitbit Smartwatch bu. Buna yükle diyorsunuz. Buradan istediğiniz mod paketi seçiyorsunuz. Tabii ki de ben söz konusu olduğum takdirde altımız olacak bu. Ve burada biraz bekletiyor. Bu biraz zaman alan bir işlem. 2 ya da 3 dakika gibi bir süre alıyor. Bu bittikten sonra serverınız açılmış oluyor. Bekleyelim. Evet. Şurada başlı... Başlat... T yazısını görürseniz. Tabi disteksi hastası olduğum için okumakta bazen zorlanıyorum. Evet bu Sörnüs kuruldu demektir ki şuradan da görüyorsunuz henüz çeviriler düzgün olmadığı için şu ikisinin çevresini aldırmayın. Buradan Nitrado etkileri izliyorsa eğer bu, bunu düzeltin sinir bozuyor. Neyse. Öncelikli olarak buradan nasıl ayarları düzenleyeceğimize gelelim. Evet. Buradan e, auto save Yani auto save aktif edebiliyorsunuz. Bu şey oyunun son durumunu 15 dakikada bir kaydediyor. Buradan nedir aktif edebilirsiniz ki ben aktif etmek istiyorum. E, bu şey... Hmm, eğer serverınız vanilla server ise yani normal modsuz Minecraft kullanıyorsanız bunu aktif edebilirsiniz otomatik güncelleştirir server'ı. Server'ın adıdır, şudur, budur. PvP'nin açık olup olmaması. E, whitelist falan. Bunları ayarlayabilirsiniz. Kaydet tıkladıktan sonra ilk olarak kaydetmez. Çünkü bunun için server yeniden başlatmanız gerekmektedir. Buradan server reset atlıyorum. Ve şu an server restart ediliyor. Yani yeniden başlatılıyor. Bundan sonra ayarlar uygulanacaktır direkt. Ve serverımız tekrardan başladı. Ee, koyduğumuz ayarlarla birlikte server yeniden başladı. Evet, bu sayede istediğimiz ayarlarda server'ı açmış oluyoruz. Şimdi kaldı bağlanmak. Hemen buradan feed'i bir açalım. Ve bağlanalım. Evet, server'ımızı açtık ve bağlanıyoruz hemen. tanıdık bir manzarayla karşı karşıyayız. Fitli köf... Evet. Ee, size çaktırmadan buna Fitli köftenin en son verseyini attım. Çünkü bu dünyayı özlemiştim. Evet. Gayet gördüğünüz gibi tabi bu bir Optifine bug'ı. Buna aldırmayın. Tabii ki de burada Applied Energy 6 Network'ümüz her şeyimiz duruyor. Evet. Gördüğünüz gibi ve server'dayız. Misler gibi. Tabii dünya hala yükleniyor. Evet. E, şu an hiçbir sorun yaşamadan server'a bağlanıyoruz. Ee, tabii ki de dünyanın yüklenmesi zaman alıyor. Bir yandan indirme de yaptığım için. Evet. Ee, son bir, bir duyuru daha yapmam lazım da. Son bir şey söylemem lazım. Hmm. Server açtığınız takdirde ba e, daha sonra ya herhangi bir modlu server açtığınızda da çoğu modun yer aldığı bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Server'a bağlanamayabilirsiniz. Bunun sebebi Nitro'dan kaynaklı değil. Bunu hangi server şirketinden alırsanız alın kar ee, karşınıza çıkacak bir problem. Çoğu mod maalesef ee, tam bir dil desteği sağlamadığı için Türkçe karakterle ilgili falan filan destek sağlamadığı için Java problemi çıkartabilir. O yüzden Türkçe işletim sistemleriyle maalesef bazı şeyleri düzgün kullanamazsınız. Ee, bu pek çok za zaten fit bir karşılaştığınız pek çok crash'in sebebi. Bunu da burada bir duyuru yapmış olayım. Yani i̇şletim sisteminizi İngilizce'ye çevirirseniz her sorundan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani biliyorum Türkçe kullanmak istiyorsunuz falandır filandır ama yani böyle sorunlar maalesef bu tarz sıkıntılarda yaşatıyor. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köfte, köfteyiz köftede iyi günler, iyi eğlenceler. Bunu düzgün seyredemedim ama olsun.